Allah'a isyanda hiçbir mahlukata itaat yoktur. Müslüman bir kimsenin sahip olabileceği ana babalar çeşit çeşittir. Bir kısmı İslami kural ve kaidelere uygun yaşar ve evladına herhangi bir sorun çıkarmaz. Bir kısmı İslami kural ve kaidelere kısmen uygun yaşar ve evladına çeşitli sorunlar ortaya çıkarır. Bir kısmı İslami kural ve kaidelere uymaz ama evladına sorun da çıkarmaz. Bir kısmı ise hem İslami kural ve kaidelere uymaz hem de evladına sorun çıkarır. Bu çeşitleri arttırmak mümkündür. Bunlara karşı takınılacak tutumlarda bu çeşitli durumlara göre değişiklik arz etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana babanın helal dairesi içerisinde istediği her şeyin yerine getirilmesini bizlere emir buyurmuşlardır. Ana babanın istekleri yerine getirilirken Nebinin Allah'a isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur. Genel kaidesine uygun olarak hareket edilmesi gerekir. Yani İslam ana babaya itaati teşvik ederken itaatin sınırını da bu hadis-i şerifle belirlemiştir. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'a isyan içeren işler istendiği takdirde ana babaya itaat gerekmez ve insan bundan mesul olmaz. İslam'da ana babaya itaatin inceliklerinin kapsamını gösteren bir misal verilecek olursa şu misal verilebilir. Müslüman bir kişinin ana babası başka bir dine mensup olsa ve o kişiden kendisini ibadethanesine götürmesini istese, kişinin götürme mecburiyeti yoktur. Ama eğer ana babası o ibadethanedeyse ve o kişiden kendisini oradan almasını istiyorsa onu oradan alma mecburiyeti vardır. Ömer Muhammed Öztürk. Sohbetler 2. Sayfa 99-100. 30 Mayıs Mevlana takvimi.